Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle YouTube'dan yorumlar yazan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve izleyen ve dinleyen arkadaşlarım da aynı şekilde. Şimdi şöyle yeni katılan arkadaşlarımız nasıl ulaşım sağlayacağız diyorlar. Buketli Kahve Falı Instagram hesabına ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Fincanımı açıyorum ve sizlere de göstereceğim görsellerini. Hep beraber dinleyelim. Şimdi öncelikle geçmişinizden başlıyorum. Bir insanla bir mal, bir para. Orada bir maddiyat var. Küçük bir maddiyat ama iki tarafın anlaşması gereken, bir anlaşma yapması gereken bir para var. Karşılıklı iki kişi para için konuşuyor gibi. Bunu da uzaktan bir insan izliyor. Yani size çok müdahale etmiyorlar. Bir kişi özellikle sizin adınıza sanki böyle hayırlı olsun sonuçlansın dermiş gibi uzaktan izlediğiniz yansımış burada. Bir anlaşma yapılmış mı? Biraz yapılmış çünkü yani daha doğrusu yapılmış olduğunu görüyorum çünkü bir ferahlık var sonrasında. Karşılıklı iki insanın böyle resmen bir haber sonrasında dudak dudağa adam hatta erkek kişi eğilmiş böyle benden dudak dudağa iki tane kumru var ortada resmen böyle güzel bir konuşma halinde olduğunuz biriyle beraber olduğunuzu görüyorum. Ama siz yani size eğilen bir kişi var karşıda ama sizin bununla alakalı çok netlik hissetmediğinizi görüyorum. Hayatınıza dair halletmem gereken bazı problemler var. Kafamı çok böyle hani ilişkiye çok yönlendiremiyorum der gibi çıkmışsınız. Bir kere şurada gördüğüm bir kalp var temiz ama onun üzerinde duran bir yüzük var. Etrafı karmaşık duran. Yani bir ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. Ya da bir evlilik bitmiş olabilir. Karşınızdaki insandan evlenmek üzere olduğunuz, sanki evlensem mi dediğiniz biriyle alakalı netlik kazanamadığınız anlamına gelebilir bu. Geçmişte bıraktığınız bir iç sıkıntısı var diyebilirim. Ama yüreğinizi oldukça ikiye bölmüşsünüz gibi. Yani oldukça ferahladığınız bir noktaya geldiğinizi görüyorum. Genel anlamda baktığım zaman kısmetleriniz temiz ve ara ara akan ne derler ona akmasa da damlamış olan kısmetlerinizin var olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi şu ara özellikle bir karar almam lazım dediğiniz bir durumda olduğunuzu görüyorum. Üstünüzde 4 kişi var. Şimdi bu kararı alacaksınız ama 4 kişi fikir mi verir? Bu 4 kişiyle alakalı bir karar mı alırsınız onu bilemiyorum. Üstünüzde duran bir 4 kişi var ve siz de güçlü olmak zorundayım bir dediğiniz dönemde olduğunuzu görüyorum. Ha, adınıza hayırlı mı sonuçlanacak? Evet çünkü sonrasında gelen arda arda alacağınız kısmetlerinizin varoluşu yansımış buraya. İki insanın gayet güzel bir şekilde konuşması var. Size taşıyan, laf taşıyan, laflar getiren bir kişi çıkmış arkadaşlar burada. Siz çok daha kısmetli olan tarafsınız. Karşı tarafla alakalı bir insanla konuşmanız var ki o tarafla alakalı ciddi anlamda bir boş, öylesine gördüğüm haberlerinizin aldığını yansıtmış burada fincanınız. Yani aldığınız ve duyduğunuz haberleri çok net değerlendirmeyin. Çünkü çok böyle kuruntulu çıkmış orada bazı laflar. Hani birileri çok sağlıklı haber getirmediğine dair bir haber bu. Yani bir şekil bu. Şimdi kaplumbağa gibi dimdik duran, sırtlanmış yükünü bir insan görüyorum. Önünde de arkasını dönmüş bir insan görüyorum. Yani siz var olan bir kısmetinize eşinizdir, sevgilinizdir, tanışacak olduğunuz biridir ki önümüzdeki 3 aylık zaman dilimini göstermiş. Bir kısmete dair arkanızı dönüşünüz var. Önünüzde uğraşmanız gereken engellerinizin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani benim derdim şu an şu, ondan sonra bununla ilgilenirim der gibi bir duruşunuz var orada. Kafanızın çok dolu olduğu yansımış. Hatta şöyle söyleyeceğim, bir para var sonrasında. Önce bir kafanızı netleştirin mesajı veriyor bu fincan. Sonrasında bir mal, bir para ile alakalı olarak iki kişinin bu paranın üzerinde olduğunu görüyorum. Mal sahibi ya da olan kısmetli taraf sizsiniz. Yani bir paranın üzerine çıkmış iki kişi var. Siz böyle kısmetlisiniz. Evet, çok net görüyorum kısmetli oluşunuzu. Üstünde çünkü kocaman bir
hani kısmet taşıyan adeta bir insan halinde görüyorum. Karşınızdaki insanın bununla alakalı birileriyle konuşması var. Yani bu mal bizim ama şimdi hani ben diğer tarafa göre daha az para getiriyorum. Ne yapsam dercesine daha fazla para getirmek adına da konuşuyor olabilir. Bir anahtarınız var, çözülecek bir probleminiz çıkmış. 4 ay sonra kafanızdaki bu karışıklığın gideceği yönünde bazı çözümlere ulaştığınızı görüyorum. Kısmetli taraf sizsiniz. İşin ağırlık kısmı sizde. Yani ilişkiyi siz yönlendiriyorsunuzdur. Yükü siz taşıyorsunuzdur. Sizde ağırlık var. Bir 3 rakamı çıkmış. Bir üç vakitte kafanızdaki bu şu anki bütün soru işaretlerinizden kurtulacağı yönünde diyebilirim. Oldukça kısmetli bir sürece girdiğinizi görüyorum. Yani bazı insanların kalabalık yapıp size fikirler vermeye çalıştığı bir nokta var ama siz çok insanları dinlemeyin derim. İki kişi yine orta yolu bulmuşsunuz gibi çünkü. Adeta size ayrı, karşı tarafa ayrı konuşan insanların var olduğunu ve size iyilik yapacaklarına daha çok kafanızı karıştırdığınızı görüyorum. İki kişinin bir konuda uzlaşması çıkmış. Yani ben burada çok net bir şekilde şey diyebilirim. Hayatınızda biri varsa kesinlikle bırakmışsanız bile karşınızda 3 ay sonrasında güzel bir kısmetle olduğunuz ama sizin daha kısmetli kaldığınızı görüyorum. Bu insan da sizinle beraber olabilme adına neler yapabilirim diye birileriyle konuşuyor gibi açıkçası. Daha çok kısmet ve aşk falan ağırlıklı çıkmış. Yani ilişkiye yönelik bazı şekiller var. Dilimin döndüğünce aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, hayatınıza biri gidebilir. Hatta sonrasında iki kişiye etraftan fikirler, akıllar verildiğini ama bunların çok gereksiz olduğunu görüyorum. Yani fincanın mesajı şu: kimseyi dinlemeye gerek yok. Yani herkes kendi aklınla hareket ederse çok hayırlı olacak mesajı vermekte fincanınız. Bakalım bize tabağımız neler söylemekte. Öncelikle bu içinizdeki şu an tüm kaygı, kuruntu, vesveselerinizden kurtulduğunuzu görüyorum. Öncelikle işle alakalı bir sizin önceliğiniz iş olmuş. Yani önce iş sonra aşk der gibisiniz. İşinizle alakalı iki kişinin konuştuğunu görüyorum. Bir insan aracı olacak. Aracı olduktan sonra iki ayrı konuşma yapacaksınız. Ve sonrasında çok güzel bir mal ediniyormuşsunuz gibi görüyorum. Şimdi karşılıklı konuştuğunuz kişi bir iş kurmaya niyetliyseniz o karşınızdaki kişi iki kişiyle görüştürüyor sizi ve sonrasında baya bir mal ediniyormuş gibi. Hatta şehir dışı yani şehirler arası olabilir, yurt dışı bağlantısı olabilir, bir yol bağlantılı bir işle iki kişiyle konuştuktan sonra aracı olacak bu arada onunla beraber 3 kişi oluyor. Sonrasında sizin çok net bir şekilde kazanımınızın olduğunu görüyorum. Baştaki zorlukları aşacaksınız. Bir puslu bir süreciniz olacak ama sonrası şey hep böyle iki ileri iki geri, iki ileri iki geri yani ya da üç ilerlediyseniz üç geri. Böyle bir stabillik var, bir inişlik ama çıkışlı hani. Evet, bazen inebileceksiniz ama bu inişin çıkışı var mesajlı bir uğraşlı olduğunuzu görüyorum. İş yeriyle alakalı bir insanın sizi takip edişi var. Güzel bir kısmetin şurada hemen yani hemen kapının ağzında ben geliyorum dermişçesine durduğunu görüyorum. Şimdi aşkla alakalı bir iniş çıkışınız var ama sonrasında bir ikilem yaşanıyor hatta baya işte şey gibi çıkmış, tatravali gibi çıkmış. Bir taraf ne yapsam bir taraf ne yapsam diyor. Bununla alakalı size 4 ay sonra her şeyin çok daha netlik kazanacağını söyleyebiliyorum. Netlikler kazandıktan sonra yüreğinizin çok ferahladığını görüyorum. Bu fincan bana bunu söylüyor. Şimdi geçmişten bir insan sizi takip ediyor ve izliyor. Size ulaşamadığı için olabilir, unutamadığı için olabilir, pişman olduğu için olabilir ama hep böyle gözü üzerinizdeymiş gibi, etrafında lafları varmış gibi. Bazı laflar almaya çalışıyor sizinle ilgili. Yani evlendi mi, boşandı mı, ne yaptı, çocuğu var mı, nişanlı mı, sevgilisi var mı vesaire. Gönül anlamında sizi takip eden, geçmişten kalan bir insan olduğunu görüyorum. Kısmetli bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. Bu yaşadığınız ikilemi netleştireceğiniz bir süreç. Son 4 ay vermiş açıkçası. Yüreğinizi çok daha ferah olduğunu görüyorum. Dilerim güzel şeyler yaşarsınız. Falın aslında özeti hiç kimsenin fikrine dikkat etmeyin. Herkes kendi kararına yoluna devam etsin olabilir açıkçası. Böyle gördüm. Çünkü kafa karışıklığı yaratıyorlar.
Dilerim güzel şeyler yaşarsınız. Fonunuzda görebildiklerim bu yönde. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. İzleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ben sizlerdeki gelen tüm yorumları dikkate alıyorum. Bu doğrultuda gün içerisinde iki fal bakımı yapmaya başladım. Sabah 10 ve akşam saat 7'de iki ayrı video yayına giriyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum size. Olumsuz yorumlara açığım ama çok biraz inisiyatifli yorumlar olursa çok sevinirim. Bazı sert eleştiriler var, küçümsercesine. Hoş kalmıyor. Ama ben etkilenmiyorum. Yoluma devam ediyorum açıkçası. Yeni katılan arkadaşlarımız nereden ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorlar. Buket ile kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunu da iletmek istiyorum. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Dilerim sağlıkla kalırız. Şu süreç hepimiz için, yani herkes için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Maalesef üzücü. Dilerim sağlıklı kalabiliriz ve suyun yolunu bulduğunu hep beraber şahit olabiliriz diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.